Biz ikimiz hepimiz aynı yerdeyiz ama büyük gelin arkamdan iş çeviriyormuş. Kim nasıl kaynanasına iltifat ederek şarkı yazmış? Baba aklına soru geliyor mu ya? Seleniliyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Selen ile Oğuz YouTube kanalındasınız. Değerli annem bugün bize eşlik edecek. Merhaba. Nasılsın anneciğim? İyiyim bir tanem. Sen nasılsın? İyiyim. İsmini öğrenebilir miyiz? Evet, ismim Gülşen. Benim de namı değer kaynanam oluyor kendisi. Gelin kaynana kapışıyor benim için. Soruları şöyle hazırladım. Selen benim kayınvalidemle olan mücadelemde çok adil olduğunu iddia ettiği için ben de aynı soruları anneme ve Selen'e soracağım. Hayır, sorular açık. Bir kere YKS soruları kapalı olması lazım bu şey için. Ne demek şu açık? Şu an haber veriyorum. Ya nasıl açık olabilir aşkım? Sorulmuş soruları soruyorsun sen. Tekrar soruları. Ama sen onlar senin için sorulmuştu. Ki. Benim için olan soruların cevabı değişik oluyor ya. Tamam, ben annemi mesela, kayırdım. Sen de anneni kayır. Hiçbir şey demiyorum. Kayırmaca yok. Dümdüz. Senin en çok sevdiğin yemek ne? Patates. Karnıyarık. Senin? Benim en çok sevdiğim yemek mi? Karnıyarık değil. Adana kebabı. Mesela Adana kebabı gördün mü? Aynı soru ama farklı cevaplar. Öyle mi olduk şimdi? Evet. Tamam. Bir saniye. Öncelikle ben güzel, adil bir yarış olsun diyorum. Hadi bakalım. İyi olan kazansın. İyi olan kazansın. Heyecanlı mısın? Ben mi? Biraz heyecanlıyım. Ama hemen paldır küldür girdik. Alışmadık mı? Alıştım. Babam da içeride kitap okuyor. Babam okuduğunu anlıyor musun? Çok mu bağırıyoruz? Siz kafanıza göre takılın. Tamam. Siz kafanıza göre takılın diyor. Tamam, o zaman bir problem yok. Ben şahsen Oğuz'un hayatında 3 senelik eşi olarak tanıdığımı iddia ediyorum. Tamam, iki, önceden oğlunuzun. De 2 senesi var. Bence de sen benden daha iyi tanıyorsundur. Çünkü, deme, öyle çünkü, deme. Çünkü oğlum 3 senedir çok değişti. Anneciğim, müsterih ol. Sen sorular tamamen sen bildiği hazırlanmış şekilde. Hayır, ben öyle yancılık istemiyorum. Yancılık yok. Bu Selen'in adaletini sorguladığımız bir. Hayır. Problem. Öyle mi oldu şimdi? Yo, evet. Ben mutlu olurum bu arada. Sen anneni kayırsan ben mutlu olurum. Hayır canım, adil olsun. Hayır, kayırsın lütfen. Hayır, ben tam asla. Bir yarışma istiyorum. Küçükken en çok izlediğim dizi. Küçükken mi en çok izlediğin? Hangi küçüklüğün? Öncelikle onu soracağım. Küçükken, benim küçüklük dönemimde, bu işte sıfırla 17 yaş arasıdır diyelim. En fanı olduğum, yani diziler arasında en çok budur dediğim dizi hangisi idi? 0-17 mi? Evet. Aşkım o zaman 90'lar değil yani. Benim sorduğum gibi değil soru. 0-17 yaş arası, 90'lar diye bir ibare var. Küçükken. Yabancı mı Türk mü? Yabancı mı Türk mü? Yok öyle bir cevap. Aşkım azıcık kopya ver. Ben de kopya vermiştim. Konuşmadınız mı hiçbirbirinizle? Ben küçükken bu diziyi çok izliyordum diye. Yok, konuştuk. Kime anlatıyorsun? Dinlememiş mi? yok öyle olsun. Ben de çok yaptım. Bunu hak ediyorum. Tamam, döndürelim. 1, 2, 3. Deli yürek doğru cevaptır. Sıdıka mı? Bir kere bile izlemedim Sıdıka'yı. Sen bana Sıdıka dediğin için. Okey, tamam. Yani ben işte senin olabileceğin şeyleri düşünüyorum. Tamam. Tekrar istersen anneciğim, sonra sayarız. O deli yürek başladığı zaman Oğuz aynı karılık. Bu Ayıdarın da var. Böyle yapıyordu. Ben şeyi hatırlıyorum. Anneannemin evinde toplanırdık böyle. Tüplü televizyonun önünde ben bağdaş kurup önünde böyle durduğumu hatırlıyorum. Birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar kaç okul değiştirdin? Bir, iki, üç. Üç. İki. Hangisi o iki? Ne bileyim. Salladım. Çünkü soru hani zaten bu, kaçtı. Sen de bu soruyu sorduğuna göre kesin şeydir diye düşündüm. Ay biz çok okul değiştirdik. Hani neyse tüh. Neyse. Arkadan verdi. Geliyorum ama yakalayacağım. Arkadan geliyorum böyle kırt diye yakalayacağım. Anne. Hamdi Akverdi, Güneşli İlköğretim, öğretim, sonra da Adem Çelik. Keşke sesi dinleseydim. Senin yazma sesini dinleseydim. Ona göre yazardım. Bir dahaki ne yavrum? Dur şimdi bu soruda öyle bunu yapacağım. Bunu dinle. Bana azıcık... Sen de yanılırsın. Belli ki yanılmayacağım. Sen doğru gidiyorsun çünkü. İlk arabam nedir? İlk araban mı, aracın mı? Araba. Kendine aldın mı, evdeki ilk aracın? Araç mı, araba mı? Ben bir şey yazacağım valla. İlk araban. Dur bakalım. Araba sponsoru almadık buraya. Sorun olur mu? Olmaz herhalde. 1, 2, 3. Mikra. Doblo. Ne mikrası ya? Mikra yani. Anne o ikinizin ortak. Evet.
Arabam değil ki ben ilk benim Doblo'da benim aslında. İçin şey yani kamyonet. Aa! Annen teknik olarak doğru söylüyor. Şey, sen bunlar... hiç işin içinde bile yoksun. Evdeki araçlar da. Doblo ne lan? Oğuz'un hiç geldi. Doblo şirket aracıydı ben. Ben de onları ama onun olmadı ki onlar. Ben şirkette çalışırken. Sonuçta içine binip şirket arabasıydı. Sürdüğüne göre İçine onun binip sürdüğüm her araba benim oldu. Neyse ikimiz de bilememiş olduk. O bence zaman. Annem ama çok sorun yaklaştı. Bence annem çok yaklaştı. Ne yapacağız o zaman? Tam doğru kabul edelim. Çok mu? Burcu mu? Hayır ama annen teknik olarak doğru söylüyor. Çünkü Hilux senin gerçekten Hilux. Senin gerçekten ilk araba. Peki sen nasıl Doblo yazıyorsun? Ben sana hep Doblo Doblo diye bir şeyler anlatıyordun ondan Doblo dedim. Doblo şantiye arabası. Ne bileyim ya. Evet anneme bir puan daha. Şuraya klik. Ben bunu yaşayacağımı biliyordum. Doğru doğru. Hiç mikro... problem değil. Benim meclise benim arabası. Selen'in arabası. Gençlik yıllarımda hangi sporu yapıyordum? 0-17 gençlik. 0-17. 0-17 gençlik olmuyor. Birini yazsak oluyor mu? 0-17 ne oluyor? Ceninlik mi oluyor? Aşkım 0-17 çocukluk ergen mu gençlik mi diyor? Çocukluk tamam, değil 0-17. Tamam 6-17. Sen bana kızma da. Hayır ben sana kızmıyorum tamam, ama 0-17'ye çocuk 0-17 mu diye şaşırmak çok saçma. Birden fazla mı var? Evet. Karate. Futbol. Futbol. Lisans. Lisanslı karateydi. Lisans, bir dakika bir şey diyeceğim. Lisans. Sen bana demedin mi ben futbol oynamak istiyordum da babam beni engelledi. Futbolda oynadı ama. O klasik futbolcu olamayanların hikayesi kızım. Aşkım beni çok yanıltıyorsun. Yaptığın sporlardan biri de futboldur ya. Futbol okuluna gittim ama bir sabah kahvaltıda babam dedi ki kendine çok iyi bakman lazım. Sen kendine çok iyi bakamazsın dedi. Tamam. Ondan sonra bir daha gitmedim. Tamam yarım artı buna yarım artı. İkna kabiliyeti. Evet. Tamam. Hayır karate. Benimki yarım artı, seninki doğru, benimki buçuk. Hayır. Yani, ya aşkım lütfen yüzde. Tamam ona da ver, ona da. Ya. Seninki doğru, doğru. Buna eksi atma ya. Tamam ona doğru veriyorsak sana ona nasıl yarım veriyoruz? Ama futbol da bir ara yapmışsın, yapmadın mı? Yani iki ay falan, bir ay gittim. Sokaklarda da oynadım falan filan yani. Yok tamam, yaptığım peki. Gibi karate aşkım. Çok özür diliyorum, bütün 3 senelik deneyimim suya düştü şu an. Zor soru. Resmen 4'te 0 çekiyorum. Yani soru bitti zaten. Doğaçlama sor bir tane. Sen diyorsun ki ben bilmeyeyim. Bilmeyeyim demiyorum. Hayır. Hansızlık şu bu falan olmasın. Hayır şöyle bir şey oldu. Ben kendi annemle yaparken annem bilsin diye çocukluktan sordum. Evet. Annem de bana hep çocukluktan soruyorsun diye trip attı. Ben hayır anne diye... bir de şey beni mındar etti orada Selen. Gördüm izledim. Ha. İzledim yavrum. İzledim yavrum. Nasıl i̇zledim. Hakkını yendiğin. Peki, o zaman şunu sorayım. En sevdiğim çiçek nedir? Ben burada çuvallayabilirim. Sen çiçek sevmezsin ki. Çiçek. Sen ağaç seversin. Çiçekli tişört bile sevmez. Evet, hiçbir şey sevmez çiçekli. Çiçekli bir şey sevmez ki. Tamam, bana bir çiçek alacaksın. Ne alırsın? Ben sana bir çiçek alacağım. Ben sana ağaç alırım. Doğru, ben çiçek de bitki alırım. Çiçek sen bunları yazarak niye ifade etmiyorsun? Tamam, hayır, ağaç çiçek alırım. Mi olmalı bu? Yani sen bir çiçekçiye gitsek sana ne alırız değil mi? Soru bu. Aynen, aynen öyle olsun. Dinledi. Çiçekçiyi düşün. Girdin diyelim ki. Bir sürü çiçek var falan ne alırım diye. 3, 2, 1. Yeşil ev bitkileri. Bonsai. Çam. Orman çamı. İkimiz de bildik. Doğru. Çam alsa niye çam almadı demem ben. Yani. Orman çamı. Okey. Oley benim. İlk doğrum ya. Vatana millete hayırlı olsun şu doğrum. Doğru bilmek ne kadar eğlenceli. Evet evet çok. Annem 5'te 5 gidiyor bu arada. Rezalet. Çok kötü durumdayım. 5'te 5 ya. 5'te 5. Sakin ol. En sevdiğim film türü. Ben de onu yazacaktım. Yaz. Evet. Ben de onu yazacaktım. Böyle tısırtıları dinlemeyin ama ya. Fantastik ve dönem. Aksiyon yazdık. Dın 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 dın. Yanlış. İkiniz de bilemediniz. Evet. Tamam hadi çarpı koydum. İlk yanlışa mı? Evet. Hayırlı olsun anneciğim. Teşekkür ederim canım. Favori kıyafetim nedir? He. Anladın mı? Aynısı geldi. Biz birlik oluyoruz kral. Anladın mı? Bizi yıkamaz. Kaynana geliniz biz. 3, 2, 1.
Kot, bot, gömlek. Oduncu gömleği. Aşkım. Doğru, ikinize de doğru. Ha, doğru değil mi? Çünkü ne dedin? Kot, gömlek mi dedin? Kot, bot, gömlek. Ben kombin yaptım. Kot, tişört diyecektim ama favori olunca da mesela ben bir tane oduncu gömleği gördüm. Aa, bu Oğuz derim. Aynen. Çünkü kotu ve tişörtü herkes giyer. Evet. Ben de giyerim. Ben hangisini seçerdim? Son model bir Harley Davidson mı? Son model bir donanımlı pick-up mı? 3, 2, 1. Harley. Aa. Evet, kolaymış bu soru. En sevdiğim yemek. Mantı. Mantı. 1, 2, 3, 4. Hala gerideyim ama halledeceğim si. Uzun araba seyahatinde ne yerim? Yolda mı? Yol boyunca mı? Yol boyunca mı? Dondurma. Çekirdek. Çekirdek. Yazın dondurma. Dondurma sadece yazın yenir. Kışın çekirdek, yaz kış yenir. Yazın yaparsın uzun. Tuzak. Yani. Bu tuzak. Tuzak sorusu. Git dondurma mı geldi şimdi? Var mı dondurma? Aklı gitti bak. Varsa yiyelim diye dedim de. Hani. Yani şimdi bunu bilemedik mi biz? Bunu bilemedik net bir şekilde. İkimiz de gafil avlandık. Ben de aynı şeyi düşündüm. İki soru da şey oldu, şaşırtmacalı oldu. Aynen. Yani aslında sen bunlarsın. Sen kendini biliyorsun. Olsun, ikiniz de bilemediğiniz için adil bir şey olmuş oluyor. Bal damlıyor ağzından bal. Böyle bir kaynana şarkısı var biliyor musun? Bal damlıyor. Ağzından bal damlıyor. Kaynana, kaynanam, canım kaynanam. Vay 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 vay, aselim balım kaynanam. Hanedan kraliçesi, hanım kaynanam. Kaynanam, evet. Ağzından bal damlıyor. Evet, evimin kraliçesi. Kim nasıl kaynanasına iltifat ederek şarkı yazmış? Bunu bana Pınar yolladı yalnız. Aaa! Ben sanıyorum bilmiyorum ki biz ikimiz hepimiz aynı yerdeyiz ama büyük gelin arkamdan iş çeviriyormuş. Bana neler gönderiyor bilmiyorum. İnanamıyorum. Bana neler gönderiyor. İnanamıyorum. Resmen şu an yıkıldım. Büyük gelin atmış ya. İzliyorsundur bunu Pınar Hanım. Aferin size, hiç durmuyorsunuz. Ha. Pınar'ı da anmadan duramıyoruz yani. Ha. En sevdiğim Türk müzisyeni. Türk müzisyen. Kadın erkek diye fark soruyorum. Fark etmez. Şey, öyle soruyorum ki hani bunun içine gruplar dahil, müzisyenler dahil, şarkıcı, müzik yapıcısı. Benim aklıma geliyor. Seçemiyorum. Hayal kırıklığı bu kadar yakından mıydı? Adını unuttum. Neydi adı? Stephen Ishbert. Hayır, hayır. Schweinsteiger. Yılmaz Morgül. Yok, hayır. Ne oldu? Şok oldum bir anda. Aa diyeyim. Hadi yaz artık. Dur ya. 10. Hayır, yok. Boş, dur ya. Öldeyince ben çok şey oluyorum. Tamam. Heyecanlanıyorum. Ben bir şey yazdım ama Allah'a emanet yazdım yani. Kadının adı neydi? Kadın değil de erkek olabilir mi? Niye yolundan saptırıyorsun? Ay, kadın ya, yani. Çok... Aa, adı gitti aklıma ya. Kadın mı? Ona göre değiştireyim. Baş harfini söyle. Ben çok yardım etmiştim. Sen hiç yardım etmiyorsun. Ben yardım etmem abi. Her şey adil bizde. Kadın mı erkek mi bilmem. Yaptığı şarkıları çok seversin değil mi? Dursun. Sabaha kadar dinle. Çoğunu da biliyorumdur zaten. Tamam. Duman. Ali Atay. O Ali Atay şarkıcı mı senin? Ama şarkılarına inanılmaz seviyor Ali Atay'ın. İlk Duman ne? Leyla The Band. Evet, diyorsun. Leyla The Band diyorum. Göksel'i de çok severim. En sevdiğim kadın müzisyendir, şarkıcıdır. Ali Atay'ı da Leyla The Band. Leyla The Band. Ne yapacağız ama şimdi? Duman. İlk Duman gelmişti aklıma. Keşke Duman yazsaydım. Nasıl? Buradaki olumlu taraf ne biliyor musun? Ne? Annemin de bilememesi. Baba aklına soru geliyor mu ya? Niye dair değilim ama sorduğun soruların ve cevapların bir takımının saçma olduğuna kolay bir sebep. En sevdiği meyve mesela. Ha. Evet ya, bunu niye sormadık hiç? Sor. En sevdiğim meyve nedir? Baba 3-2-1 deyince sen de söylesene oradan. Biz... Esker perker marpa yazdı. Ya aşkım niye ses yaptın? Dinleyemeyecektim. Açık açık kopya çekme yöntemini sabote ettiğim için şu an aşikar diye yapıyor bana. Hayatım bize dondurma ikram eder misin? Şimdi mi? Çekimden sonra ya. Peki. 1-2-3. Bir dakika, ben daha yazmadım, ben daha yazmadım. Yaz meyvesini, kış meyvesini. Meyve. Meyve. Yok. 3, 2, 1. Karpuz. Portakal. Kirazları babamla.
Portakal bir baba. Bir portakalı bile hatırla. Ağzına atardı. Bildiğin alırdı. 2 kilo portakal yemişliği var ya. Ne abi, demiştin? Çeşit olsun. En sevdiğin baharat nedir? Ha. Bence güzel soru. Bunu yemeklerde genel olarak kullandığın şey mi? Yoksa bunu yemek yaparken değil, yerken mi çok kullanıyorsun? İkisi de. Ya sen neyse ya. Bir puanla neyi kazanacaksın? Şöyle bir şey. Bir soruyla neyi kazanacaksın Selen? Artistik yaptım. Video başında o kadar dedim ki ben daha iyi tanıyorumlar. Havada uçuştular bir şeyler. Beni yendin. Tuz, karabiber, baharattan sayılıyor mu? Tabii ki, tabii ki sayılıyor. O zaman net belli ya. Yazdım. Tuz, karabiber sayılıyor mu yazdım. 3, 2, 1 kekik. Tuz. Mümkünse daha kekiği. Şimdi kekik kokar dağlar. Bak. Üff. Rezil oldum. Bittim ben, bittim. Hayır, işin kötüsü ne biliyor musun? Ben annemi kayırarak birinci yaptım. Seni kayırmıyor da yani. O kadar. Yenilen pehlivan. Son LGS sınavından soruyorum. Sor, o zaman net bilemeyeceğim. Ben de bilemeyeceğim. LGS sınavından mı? Türkleri Anadolu'nun kapısının açıldığı savaş hangi savaştı? Selçuklu. Malazgirt. Selçuklu Türk diyorum. Selen ne yapıyorsun yavrum? İler sırat yapıyorum. İler sırat yapıyorum. Elime kalem aldım mı elimi çizesim geliyor. Sana da kalp yapayım mı? Oğuz da hep pantolonlarına yazar. Oğlum diyordum defterin yok mu? Çok kopya yazar. Olabilir mi pantolonları? Hayır severdi. Çok severdi. Sana da kalp yapayım. Thank you. Çok severdi giysilerine böyle foça atsın. Bir şeyler yazsın. Ben bunlara şey aldım, resim takımı aldım. Yarış arabaları falan var üzerinde. Arabayı çıkartmış içinde. Çarşafın içinden yarış arabasını kesmiş, oha, çıkartmış. Bunu da gerizekalı. Sonra bir gün baktım benim mendilim var. Böyle üstünde güller var. Gülleri kesmiş. Aa. Öyle keserdi, çok seviyordum. Bari bir şey yapıyor muydum onlardan? Ya böyle bakıyordun arada. Kesip tutuyorsun işte demek ki. Evet. Bir günde eline falçata almış ama o zaman artık büyüktü. Ortaokula falan gidiyordum herhalde. Bir tane berjer koltuk vardı odamda. Saplamış. Bu falçata buraya saplanacak mı diye bakmış, saplanıyor. Her yerine. Baktım buralarda delik. Senin deneme yanılmayı önce bize öğrenme. Birinci kesici haletlerde çok oynardı. Hala daha oynamayı çok seviyorum. Her şey beni şoka sokuyordu. Artık en azından bir amaç uğruna yapıyorum. Kampa gidiyorum. En çok sevdiğim sokak lezzeti nedir? İnşallah bunu bileceğim. Kendime güveniyorum. Bari şarkı söyle de bilmeyeyim diye böyle. Sen söyle. Hangi taraf? Senin tarafından diye. Yok. Selen tarafından mı? Tabii. 3, 2, 1. Kokoreç. İyi yapılmış bir kokoreç. Kokoreç. Kokokoko. Tebrik ederim anneciğim. Kokoreç. Tebrik ederim babacığım. Nasıl geçti anneciğim sence? Güzel. Kim yani? Sorular basitti. Bilmeyen için zor. Sorular basitti. Bilen için kolay. 12 tane bilmişim. 14'te 12, 12'ye 5 yenildim 12 ya. 12 tane de şey, bir tanesine ikimiz aynı cevap vermiş. İkisine de ikimiz aynı cevap vermiş. Ha, bu arada muallakta olan soruların hepsini ikiniz de yanlış bildiniz. Hani oradan ikinizden de puan kırıldığı için bir adaletsizlik oluşmuyor. Ezici bir çoğunlukla. En azından sen 11'e 10 mu ne yani? 12-11. 12-11 bir falan. Bir tanesi yapayım. De elimden aldınız. Aynen. Sedef'le inci evet. Beyazı. Aynıdır aslında. Biliyorsun değil mi Sedef'le inci biliyorum, beyazı? Biliyorum. Bak annemi çağırdım. Yok. Ben ya ezici bir üstünlükle yenildim ya. Ezici yani 5'e 12. Evet. Sen daha iyi tanıyormuşsun anne. Ay hayır canım. Tebrik ederim. Ben rakibimi tebrik etmeyi bilen bir insanım. Ama o anne. Ya, siz adam. Birbirinizin rakibi değil. Siz bir ailenin parçasısınız. Selin'le Oğuz. Teşekkür ederim. Bay bay. Biz video çekmeyi bırakmadan siz bizi izlemeye başlayın.